Fındık ve mısır hasadı tamamlandı. Üreticiler ellerindeki ürünleri en iyi fiyata satmanın hesabını yaparken serbest piyasada 70 TL'den başlayan fındık fiyatları rekoltenin az olmasıyla beraber 100 TL'nin üzerine çıktı. Mısırsa bu sene çiftçilerin beklentisinin altında kaldı. Geçen yıl 5700 TL olan ton fiyatı bu yıl girdi maliyetlerinin artmasına rağmen 6000 TL oldu. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hem üreticilerin hem de tüccarların durumunu değerlendiren Başkan Genç, pandemiyle beraber öne çıkan tarım ve gıda sektörüne de değindi. Fındığın rekoltesinin fındık hasadına başladığı anda daha da aşağılarda olduğunu söyleyen Genç, fiyatların yukarı doğru ivme gösterdiğini belirtti. Şubat ayında 700 rakım ve üzerindeki yerlerde -13 derece bir don oldu. Hava muhalefeti oldu. Orada bir yanıklık olduğunu ve fındıkta zarar olduğunu bizler biliyorduk ve sayım yapanlar da biliyordu. Sonrasında tozlaşmadaki dölleme probleminde de olduğunu hasata girdiğimiz zaman anladık. Sebebi kısır olanı boş fındık yaptı. Yani çotanağın içinde bir tane iki tane boş fındık oldu. Gözüken fındık çuvala patoza gelmedi. Patoza giren fındığın da arkasında boş tane olarak geçtiği noktada 850'ye başladığımız bir rekoltede şu anda 600 binler, 550-600 bin arasında bir rekolte tahmini var. Çok farklı tabii ki söylemler de var. Çok düşük olanını söyleyen de var. Yüksek olanını da söyleyen var. Bunu gören üreticinin de kendi fındığını satmama direndiğini görüyoruz. Bununla alakalı da fiyatın yukarı doğru ivme gösterdiğini gördük. Genç, toprak mahsullerinin 80 TL Levant'a fiyat vermesinin çok önemli olduğunu söyledi. Fiyat tabii ki önemli ama bizim alan bazlı verimi artırarak birim başında daha fazla para kazanmaya bakarsak daha sürdürülebilir olacağımızı düşünüyoruz. TEMO'nun 80 lirasına karşı 75 lira özel sektörün oluşturduğu fiyatta şöyle söyleyebiliriz. Orada bir randevu sisteminde 20 günlük, 1 aylık bir süre ödemenin de 1 aylık sonrasında teslimattan sonra da 1 ay düşündüğünüz zaman 60 günlük bir süreç var. 60 günlük de bir paranın da finansman maliyeti olduğu için yani 80'e 75 lira aslında özel sektörde kabul gören bir fiyattı. Ama rekoltenin eksikliği ve çiftçinin malını satmamasıyla beraber bir barajlama, bir fındığı arz etmemeden dolayı fiyatların hızlı bir şekilde kısa bir zamanda 100 lira seviyesine çıkması söz konusu oldu. Mısır hasadına da değinen Başkan Genç, mısır üretiminin son 3 yıldan beri 8 milyon tona kadar çıktığını belirtti. Bu güzel bir şey. Ama stratejik tarım ürünümüz buğday ve arpanın azalışı, mısırın çoğalışını gördük. Bundan dolayı Türkiye'de ve dünyada şu an iklim değişikliğini konuşuyoruz. İklim değişikliğinin de su sorununu da konuşuyoruz. Türkiye'de su stresi olan bir ülke, bir birim buğdaya 1 litre su, bir birim mısıra 8 litre, 9 litre su. Dolayısıyla İç Anadolu bölgesinin mısıra geçmesi ülkenin tarımını, susuzluğunu tehlike altına atıyor. Devlet yöneticilerinin ben burada gecikmiş ve zamansal anlamda yanlış bir zamanda müdahale ettiğini düşünüyorum ve görüyorum. Ve 5700'lük alım müdahale fiyatı 6 lira gerçekten bu artık bu mısırı ekmeyin deme anlamına geliyor. Bunu aslında İç Anadolu'ya buğdayı ekenin, buğdaydan mısıra geçireni söylediğini ben görüyorum ve biliyorum. Ama oradaki çiftçinin buradaki cezasını çekiyor gibi gözüküyor. Genç, tarım alanında önümüzdeki yılın daha iyi olacağını söylerken tarımın geleceğinin parlak olduğunun altını çizdi. Ben tarımın geleceğini çok parlak görüyorum, iyi görüyorum. Ve tarımda gelecek, gelecekte tarım var diyorum. Tarımı yönetenler dünyayı yönetecek, insanları yönetecek. Ülkeler tarımda bağımsızlığı, savunma sanayindeki bağımsızlıktan öne alacaklarını düşünüyorum.